Dur. Dur oğlum. Dur oğlum, dur oğlum, gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sus Bella. Öğreteceğim köpekleri de arkadaşlar şimdi. Bunları buraya kim bıraktı? Üzme hesabı bırakmış olabilir. Bunlar sabun çiçeği arkadaşlar. Neydi sana takılan? Biz eskiden çocukken bu çiçeklerle kendimizi bir yerde, yani böyle suyla elini ovuşturduğun zaman köprük yapıyordu. Şş, ne yapıyorsun? Aferin benim oğlum. Arkadaşlar şimdi bu videoyu sizlere teşekkür etmek için çekiyorum. Dur. Şşt. 500 bin abone sayısını geçtik arkadaşlar, biliyorsunuz. Şu an herhalde 503 bin, 504 o civarda, neyse. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bizi takip eden, abone olan arkadaşlarla canlı yayınlarda yani görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bazen canlı yayınlara bağlıyorum. Çeşitli bellere süsledik ya. Öyle. Ya sus ya. Sus. Şşt. Korsan bağlıyorum. Yani bir nevi tanışıyoruz hemen hemen. Yani şimdi ben diyelim 100 kişiyle görüştüysem canlı yayınlarda, tamam mı? Yani insanların, bizi seven insanların nasıl bir kitleye sahip olduğumuzun farkında olduk hemen hemen. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani iyi insanlar tanıdığımız için mutluyum gerçekten. Yani bütün herkesin de iyi olmasını zaten beklemiyoruz. Ama gerçekten çok da iyi dostluklar, arkadaşlıklar, sevenler sahiplendik. Çok sağ olsun herkes. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 500 bin abone kolay değil arkadaşlar. Yani 1,5 sene içinde 500 bin aboneye ulaşmak. Ben böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdi yani. Çünkü birçok kişi, birçok kanal, yani bu rakamlara ulaşmak için çok büyük paralar harcıyorlar. Biz öyle bir şey yapmadan, yani sadece bir telefonla video çekerek, ama nedir burada, yani biz sadece olanı çekiyoruz, içerik üretmek için değil. Burada yaşadığımız hayatı göstermek için çekiyoruz. Yani burada köpeklerimle beni izliyorsunuz. Köpeklerimi de sevenler var. Beni de sevenler var. Allah razı olsun. Biri mi geliyor? Faris böyle bir yere kilitlenince sanki biri geliyormuş gibi oluyor. Yani bazen bakıyorum hiç köpekle alakası olmayan kişiler de izliyor, ama onlar da yani işin gırgır boyutunda oluyor. Gırgır makara. Gerçekten biz de burada yani gırgır makara ön planda. Çünkü yani Pars reisimiz burada, görüyorsunuz. Reis olarak üstüne düşeni yapıyor. Ünlü mafya babası diyoruz. Bazen insanlar, ciddi alanlar da var. Köpeğin mafyası mı olur bilmem ne diyeyim bile var yani.
Bizim çoğu şaka olarak, makara olarak yaptığımız şeyleri ciddiye alanlar da var. Ama onlar da olayın sonradan farkında oluyor. Bizi ilk başta eleştirenler falan da sonradan olayın farkında oluyor. Ama kafalarına öyle bir şey yazmışsa, sabit fikirli olmuşsa onu daha değiştiremiyorsun. Onlar artık bizi düşman gibi görüyor. Ama halbuki burada öyle düşünecek hiçbir şey yok. Zaten görüyorsunuz siz. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Ön yargılı ve sabit fikirli olmamak gerekir. Ben yani burada kimsenin etlisine sütlüsüne karıştığım da yok. Kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sus da! Sus ya! Sadece kendi köpeklerime kızıyorum yani. Kimseye de kızdığım yok. Onlara da kızmamız lazım. Yoksa yani onlara baskınlık uygulamayız yani. Uygulamamız lazım baskınlığı. Çünkü hem onların hem de bizim rahatımız için, köpekleri kontrol altında tutmak için onlara baskın gelmemiz lazım. Bu arada çardağı da mahvetmişiz yani. Mahvetmedik gerçi de, bak göster burayı ne yapmışım ben. Görüyor musun? Boyaları sıçratmışız ama olsun, biraz desen oldu ya. Ne olacak, vernek şey. Kurudu yani şu. Aslında buraya bana bunun üstüne şey serin demişler de. Sermeden boyama yaptım. Şey, vernek attım. O vernek de damla damla buralara sıçramış. Olsun ya, yine de güzel oldu ya. O desen gibi duruyor. Fazla bir şey yapmaz. Sonra bunun üstüne bir şey yaparız gerekirse. Bu arada yani burası şu an var ya, inanılmaz gerçekten. Ofis kadar keyif aldığım bir yer oldu yani. Şurada oturmak şu an, güneş yani oraya tam güneş vuruyor, orada oturulmuyor ama burası şu an hem rüzgar hafif hafif esiyor. Bak şu arkadan sen rüzgar belli oluyor bilmiyorum ama hava çok sıcak. Ama rüzgarda burada durmak, böyle güneşin altında, güneş kafana vurmuyor. Çok güzel oluyor. Burayı iyi ki yapmışız. Yani bir bayrak direğine niyetlenip böyle bir şey yapmayacaktık tabii ki de. Bayrak direğine niyetlendik. O da bize burayı hediye etti resmen yani. Çok güzel oldu. Buraya işte gelip gören arkadaşlar oluyor bazen. Onlar da çok beğeniyor. Sizler de gördüm, çok beğenmişsiniz çardağı falan. Manzara gerçekten harika yani. Onu söyleyeyim ama yani şöyle bir şey var. Eğer ki yani 10 tane köpek bakıyorsam, bu manzara burası değil de ıssız bir yer. Manzarası gerekirse olmasın ama ıssız bir yer olsun, böyle orman, yeşillik, dağlık bir yer olsun. Ben orayı daha çok tercih ederdim. Mesela Artvin'de gittiğimiz yerler vardı arkadaşlar. Orada da çok sinek vardı. Niye anlamadım ama bizim burada mesela sinek şu anda o kadar da bir azmadı. Bizim Cemalettin abi de bana bir ilaç verdi. Onu da sıktım gerçi. Onun da faydası olabilir. Onu da bir videoda göstereceğim. Aklımdaydı. Birkaç kişi sormuştu bana. Onu da göstereceğim bir videoda. Yani sinekten şu anda çok bir şikayetçi değilim ama herhalde bir önümüzdeki zamanlarda biraz daha sinekler hızlanacak. Bu arada Özgür Konak'a da çok teşekkür ediyorum. Yani Özgür Konak İsviçre'den bu bize bankları hediye etti. Katkıda bulundu. Çok sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Benim de bir şeyim olsun. Hatta tavuk kümesini de yaptırmak istiyordu. Çok sağ olsun ama ya, tavuk kümesi için bir yer bulamadım arkadaşlar. Düz bir zemin lazım. Çok güzel kümesler var. Yine o Arsin'deki ahşapçı, taşkın ahşap kümes gördüm orada. Çok güzel ama yani düz zemin lazım. Şu an hiçbir yer kalmadı ya. Böyle yamuk yumuk zeminler var. Belki daha sonra gittiğim zaman diyeceğim şey de parçaları şey yapıp burada tamamlayabilirse öyle bir şey olabilir. Nasıl bakıyor ona bakalım. Allah'ım ya. Eski diyor ki ya bu niye karışıyor bize ya? Neyse yani bakalım. Ama o
Adam İsviçre'den bizi düşünmüş, burada katkımız olsun demiş. O da yani insanların bizi nasıl sevdiğini anlayabiliyorum. Allah razı olsun. Bu şeyi de söyleyeyim. O da aklımda. Katıl butonunda katıl butonu açmıştık. Yani bu katıl butonu YouTube'da, yani buna katılım zaten mecbur olan bir şey değil. Bunu sürekli söyleyenler vardı. Çünkü mesela köpekleri katkıda bulunmak isteyenler oluyor. Sürekli işte hesaba para atmayla falan olacağına, o şekil olabilir diye düşündüm. Zaten bir de çok açmamı isteyenler vardı. Yani kimisine de şey geliyor, fiyat bu giriş 25 TL falan. Mesela diyorlar ki abi daha düşük yap, işte 10 TL yap, ben de katılmak istiyorum falan. Böyle diyen arkadaşlar da var. Yani kardeşim, düşünmeniz zaten yeterli, yani katılmak zorunda zaten değilsiniz. Yani onunla bir daha uğraşamayız, çünkü o şeylere katılanlar var, yani onlara abone olanlar var. Onları bir daha değiştirirsek onlara da ayıp olur. O yüzden onları bir daha değiştiremeyiz. Katılmak zorunda zaten değilsiniz. Yani bu 25 TL de çok büyük bir rakam değil herhalde, ama katılmak zorunda değilsiniz. Ya 10 TL yaparsam, yok sürümden mesela diyorlar başka YouTuber'lar, işte 10 TL, 5 TL yapan var, 2,5 TL yapanlar varmış. Sürümden kazanırsın öyle yaparsan falan diyenler var da, yani sürüm mürüm önemli değil arkadaşlar. Şimdi onu yaptık biz bir sefer. Ona da katılanlar oldu. Şimdi o değişirse o katılanlarınki iptal oluyormuş. O yüzden bir daha onu değiştirmeye gerek yok. Zaten katıl mecburi olan bir şey değil yani. Ama ben katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bize destek amaçlı katılmışlar. Çok sağ olsunlar. Aslında bir videoda onların isimlerini de okuyacağım. Şimdi aklımda tutamıyorum. Nuray Hanım vardı, Baron vardı. Yani benim kardeşim Reşat bile katılmış yani. Neyse, yani onları bir videoda onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü onlar da bize, yani şey için değil bu, kesinlikle hani kendilerini böyle videoda söyleyeyim diye değil de, bizi sevdikleri için onların da ben ismini anmak istiyorum yani. Orada durdu araba, şimdi oradan buraya bakıyorlar. Şimdi burası alt yoldan da evet gelmiyor. Dedim gelecek de yani karar veremedi şimdi. Beni de görmedi de iyi oldu. Aşağı yoldan da burası güzel gözüküyor. Şimdi bayrak falan dalgalanınca burası da böyle şey gibi duruyor arkadaşlar. Biraz hani korulara falan gidenler bilir. Yani görüntü gerçekten çok güzel. Esko var. Yani böyle bıraksam, böyle yatsalar burada çok isterdim tabii ki, ama işte olmuyor yani. İki tane köpeğimiz olsaydı böyle bırakırdık. Ama 10 tane var. O yüzden hepsinin iyiliğini düşündüğümüz için böyle bırakamıyoruz. Başlarında durduğum zaman böyle bekliyorum, öyle şey yapıyorlar. Şimdi mesela çözeceğim Escobar'ı. Şeye gideceğiz. Ormana yürüyüşe gideceğiz. O zaman sıkıntı yok, ama şu Pars'ın gelmemesi lazım. Pars kapar orada. Gerçi gelsin, bir şey olursa Escobar'ı tutarım yani.
Bu arada arkadaşlar şimdi ben bu videoyu yayınlayacağım. Yarın herhalde yayınlarım bu videoyu da. Bugün yüklenip yarın yayınlarız. Ben şimdi şehir dışına çıkacağım. İstanbul'a gideceğim. Köpekler Fatih'e emanet. Fatih de Baron'a emanet. Baron burada. Benden sonraki lider Baron. Baron'u ararsınız, o size şey yapar, bilgi verir. Fatih'e dedim, Baron'a fazla yaklaşma. Diğer köpeklerin işlerini yap. Canlı yayın falan yap dedim ona da, canlı yayında göreyim köpekleri ben de. Siz de Fatih'in canlı yayından takip edersiniz artık. Çünkü canlı ben gerçi köpeklere canlı görüntülü konuşma yapıyorum. Canlı kızıyorum onlara çünkü telefondan görüntülü kızmam lazım. Benim burada olmadığımı anlayacaklar. En fazla bir gün sonra başlayacaklar şeye. Benim olmadığımı anladılar, tamam burada başlıyorlar şeye. Artık çıldırmaya başlıyorlar. İnşallah Fatih idare edecek. Şimdi ben gideceğim korsanı falan, narkozu. Arkamdan şey ağıt yakmasınlar, şimdi biz Escobar'la gidiyoruz ya. Şimdi arkadaşlar çok güzel yapmışlar böyle. Kaldırasın da gelmiyor bunlar şimdi ya. Hadi yeter o kadar. Hadi gidelim gezelim. Hadi bak. Bak sakın parça gidelim artık. Evet, biz böyle gidelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Bakalım.